İstanbul ve Bodrum'daki evleri arandı. Ekipler teknesine bile baktı. Fethullahçı terör örgütü soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Nazlı Ilıcağ'a ulaşamadı. Kapalı telefonu. Telefonu kapalı. En son ne zaman görüştün Serhat'ı? Biz birkaç evde görüştük. Birkaç evde görüştük. Soruşturma kapsamında 42 gazeteci için gözaltı kararı verildi. Gazetecilerden 5 isim adreslerinde bulundu. Diğerleri hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Nazlı Ilıcağ da hakkında yakalama kararı çıkarılan isimlerden biri. Ilıcağ'ın bugün İstanbul'daki evine giden ekipler Ilıcağ'a ulaşamadı. Bodrum'da olabileceğini düşünen ekipler Muğla'daki ekiplerle bağlantı kurdu. Nazlı Ilıcağ'ın sabah saatlerinde MOBESE kameralarınca Bodrum'da görüntülendiği belirlendi. Bahçıvanı da Ilıcağ'ın evde olmadığını söyledi. Bunun üzerine ekipler kuzeni olduğu öğrenilen kişinin evine gitti. Kapalı telefonu. Yani. Kapalı. Telefonu kapalı. En son ne zaman görüştün Serhat'ı? Biz birkaç yere görüştük. Birkaç yere. Telefonu görüştük. Teknelere ve koylara da bakıldı. Ancak Nazlı Ilıcağ'a ulaşılamadı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan gazetecilerden 11'inin ise yurt dışına çıktığı belirlendi. Ekipler aramalarını sürdürüyor.